Nasıl? Sorduğunuz sual olduğu için söylüyorum. Ukrayna sahasının ölümünden, Ukrayna'nın ölümünden bir şekilde Batı siyaseti kendisi hayat buluyorsa şu an, Batı stratejisi hayat buluyorsa, Rusya'nın burnu sürtülmesinden, teçhizat yitirmesinden, askeri yeteneklerinin kifayetsizliği ile ilgili yüzlerce yazı yayınlanarak itibarsızlaştırılmasından, nasıl bir şekilde Batı'nın stratejileri hayat buluyorsa bu Ukrayna'nın ölümünden, aynı hususun ben Çin üzerinde hem Tayvan'dan hem Pakistan'dan hem Afganistan hem de Hindistan coğrafyası üzerinde denenmesinin yakın olduğunu düşünüyorum sevgili Turgay Güler. Yani önümüzdeki süreçte eğer Çin bir şekilde paçasından tutulur, Tayvan Boğazı denilerek Pakistan'daki gelişmeler, Hindistan'daki gelişmeler, Afganistan'dan Amerika'nın terk edişi, o bölgenin bir kaosa sürüklenmesi gibi hususlar, Çin'in sınanması bu coğrafyada sağlanırsa, o zaman idealini kurmuş oldukları etliye sütlüye karışmayan, sadece dünya için üreten, askeri anlamda hırsları olmayan bir Çin oluşturulmuş olur ki işte küreselciler dedikleri husus tam da bunu istemektedir. Şöyle kafa karıştırıcı sorular var sevgili Turgay Güler. Şimdi diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden ve ekibi küreselci, Çin'le ilgili asla böyle bir şeye girmez. Hayır. Çin'in özellikle askeri anlamdaki 300 milyar avronun doların üzerindeki savunma harcaması küreselcilerin istediği bir şey değil. Küreselcilerle Çin arasındaki ilişkileri de siyah ya da beyaz, doğru ya da yanlış şeklinde ayırt etmemek lazım, kategorize etmemek lazım. Şunu istiyorlar, Çin dünya için üretsin, biz bundan memnunuz. Ucuza telefon kullanmak istiyoruz, ucuza ayakkabı giymek istiyoruz, ucuza kıyafet giymek istiyoruz. Ama Çin'in askeri hedefleri, askeri hırsları var. Bundan arındırılması lazım. Bak biz Putin'i Rusya'dan arındırıp Putin'siz bir Rusya ile yola devam etmek istiyoruz. Çin'in de askeri hırslarından bu anlamda, ama Hindistan öldürülür, ama Pakistan öldürülür, ama Afgan halkı öldürülür, ama bizim stratejimiz Çin'i çevreleme ile ilgili burada hayat bulsun. Gelelim Türkiye'ye. Putin'siz Rusya'yı planlayan, Çin'i çevrelemeyi planlayan, acaba özgün ve bağımsız siyasetini Kafkasya'da, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Balkanlar'da, Somali'de eşşebeba rağmen Körfez'de uygulamaya ısrarla devam eden Türkiye'nin bu anlamdaki ortaya koymuş olduğu inisiyatif neyle hırpalanır? İçeride neyle hırpalanacağını söyledim. İşte Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi bu anlamda çok iyi takip edilmeli. Resmen Sefaretler Sokağı'nda birinin elçisiyle birinin elçisi iki farklı lider üzerinden rekabet haline girişmiş durumdalar. Şimdi tam buradan şuna geleceğim. Türkiye'nin Ukrayna'sı neresi olur? İşte en son Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündeme getirdiği bir günde 33 ihlal ve Yunanistan'ın boyunu aşacak derecede milyar dolarlık savunma harcamaları. Sadece örneğin Rafael uçağı aldılar 35'in üzerinde. 3 küsür milyar avro gibi, Yunanistan gibi iflas etmiş bir devletin bu kadar yoğun harcamaları yapmasının sebebi, hikmeti ne olabilir? İşte burada şunu söylüyoruz. Siz dikkat edersiniz. Yunanistan üzerinden size erken doğuma, dolayısıyla 2023 seçimlere giderken sıkıntıya, hatta savunma sanayinizin boğulmasına, ülkenin daha yüksek enflasyon ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalması için tuzaklar kurulabilir. Siz imtina edersiniz. Tuzağı ortaya koyarsınız ama bazen gelir bela sizi paçanızdan çeker. İşte Yunanistan'ın da Türkiye'ye yönelik olarak birileri tarafından sırtı sıvazlanıyor sevgili Turgay Güler. Suda Körfezi'ndeki Amerikan askeri varlığından Teselya Ovası'ndaki eski NATO üssü Larisa'ya kadar, oradan Selanik'e, oradan Dedağaç'a kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terörle mücadelesinde verilmeyen predatör sistemlerinden gelişmiş silah sistemlerine kadar Yorgo'nun eline verilerek, Türkiye'nin başına bela edilerek, Türkiye'nin sahasının Ukrayna anlamındaki sahasının Yunanistan olması isteniyor. Ama bir fark var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya gibi Yunanistan'ı işgal etmeyi düşünen bir devlet değil. Uluslararası hukuku sürekli önceliyor. Paris Anlaşması ortada. O 12 adalar silahtan arındırılacak diyor. Lozan Anlaşması'nın hükümleri ortada. O Boğazeni ve Doğu Ege adaları silahtan arındırılacak diyor. Ve hiçbir şekilde de Yunan toprağında gözünün olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama ısrarlı bir şekilde
akli dengelerini adeta Batı'nın eline teslim etmiş Yunanistan, bu konularla ilgili Türkiye'nin sabrını sınamaya devam ediyor. Bir şey söyleyeyim, sözü devredeyim. Yunanistan, Türkiye'nin bu kadar aklı selim davranmasına, bu kadar komşuluk ilişkilerine ehemmiyet vermesine, Sayın Savunma Bakanı'nın biz bu konularla ilgili işbirliğine açıldıkça onlar bizim geri adım atacağımızı zannediyorlar demesine rağmen bu konuda ısrar ederse, korkarım ki ilk mermi ilk bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkmayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir unsurunun namlusundan Yunan tarafından ateş açılmadığı sürece ateş açılmayacak. Ama birilerine güvenerekten namludan mermiyi ilk önce Yunan ordusunun envanterinden çıkartırlarsa, üzülerek burada belirtmek isterim ki Atina'ya yazık olur, Selanik'e yazık olur. Bakın bu bir tehdit değil. Asla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namlusundan ilk mermi çıkmayacaktır sevgili Turgay Güler. Ama eğer ki İzmir'i işgal ettiği günlerin hayalleriyle yaşayıp buna göre gazete manşetleri atmaya devam eder ve namlunun ucundan ilk mermiyi kendileri çıkartırlarsa, bu asla bir tehdit değil, bir öngörüdür. Atina'ya, Selanik'e, güzelim adalara yazık olur. O yüzden aklı selim içerisinde hareket etmelerini, Batı'ya güvenmemelerini, 1800'lü yıllarda kendileri için canı feda etmeye razı olmuş ve gerçekten de canını feda etmiş ünlü İngiliz şair Lord Byron gibi adamları buldular. Yunan istiklali diye Lord Byron geldi. 1800'lü yıllarda Mora'nın dağlarında Türk'e karşı, Osmanlı'ya karşı mücadele ederken hayatını verdi. Ama bu devirde Ukrayna'da çok iyi görüyoruz ki Batı'nın içerisinden çıkartabilecekleri tek bir Lord Byron bile kalmamıştır. O yüzden zurnanın zırt dediği delikten ses çıktığında Yorgo yanında ne Michel'i ne Hans'ı bulabilecektir. Karşı karşıya kalacağı da kudretli Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır diye sözlerimi tamamlayabilirim. Eyvallah Yusuf Alvar'da, güzel bir çerçeveydi. Özellikle bu son kısım tahmin ediyorum ki her zaman olduğu gibi yarın Yunan medyası tarafından alınır ve üzerinde tepinilir. Bizim sıra dışı strateji... Alışığız. Bizim sıra dışı stratejide konuştuklarımızı Yunan medyası alıyor, Ermeni medyası alıyor, bilmem kim alıyor falan, hemen üzerinde böyle bizim gibi koyuyorlar ekrana. Bak işte böyle dediler, böyle söylediler falan filan diyorlar. Haksızlar mı canım? Yalnız haksızlar mı yani? Haklılar değil. Biraz da çarpıtıyorlar. İşlerine geldiği gibi. Çarpıtıyorlar canım. Çarpıtmasın diye de Yusuf Alabar da ısrarla ilk mermi diye altını çizdi. Israrla bizim komşularımızda bir alıp veremediğimiz yok dedi. Israrla tüm bunları söyledi ama öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.